sana ninniler söyleyeyim, elemsiz yürü geç bu dünya seferinden. Allah'ım korusun yeryüzünün şerrinden. Elemsiz yürü geç bu dünya seferinden. Allah'ım korusun yeryüzünün kederinden. Kalbin neden başkasına uyma, kimseyi üzmeye kıyma. Kalbinden başkasına uyma, hayat seni buna zorlasa da. Hayat seni buna zorlasa da. Ah uyu tabii bebeğim, bebeğim. Ben sana ninniler söyleyeyim, elemsiz yürü geç bu dünya seferinden. Allah'ım korusun yeryüzünün şerrinden. Neler geçiyor aklından Kevser kadın? Düşünüyordum Firuza. Zaman bir bir geçiyor gözümün önünden. Gencecik'tim gelin olduğumda. Hayat hiç bitmeyecek kadar upuzun uzanıyordu önümde. Sonra geçiverdi her şey. Çocuklar oldu, büyüdü, biz yaşlandık. Masal gibi Firuza, bir varmış bir yokmuş. İyi yaşadık ama değil mi Firuza? Haklısın, iyi yaşadık. Ama yolun sonuna geldik artık. Bundan sonra göreceğimiz ne kaldı ki? Biz dururken Boran'ımın orada öylece yatıyor olması hiç içime sığmıyor. Sığar mı Kevser kadın? Söylemeye dilinin varmadığı şeyi içi nasıl kaldırır insanı? Bunun sırası olmaz. Kimin vaktinin dolduğuna bizleri yaratan karar verir. Haddimi aştığımı bilirim. Lakin bize de başkalarına da Rabbim evlat acısı göstermesin. Daha yolun başında onlar. Karısıyla oğluyla yaşayacağı günleri var. Ben yaşadığımı yaşadım. Ben hazırım gitmeye. Yeter ki oğlum yaşasın. Ben de hazırım. Şaka yaptın. Korkutacağım kadar korkuttun zaten. Sen çocukken de böyle yapardın, hatırladın. Ben böyle uyuduğun odaya gelirdim. Önce bir öksürürdüm. Cık, yok. Uyanmazdın. Yani aslında uyanırdın da inadından açmazdın gözünü. Sonra taşları atmaya başlardım yere. Bahçeden topladığım taşları hatırladım. Onlar tak diye yere düşerdi. Sen yine uyanmazdın. Sonra
kapının dibine kadar sokulurdum. Nefesini dinlerdim. Tam o zaman açardın gözlerini. Sırf beni korkutmak için. Abi. Hadi uyan Ata. Bak sana diyeceğim bir şey var. Abi uyan.